Merhaba arkadaşlar. Bu pazar Torosların zirvelerindeki ağaç tepesi tarafındayız. Oradan Çağlayan Çatgületi'ndeki kara elmas üreticilerine geçeceğiz. Çağlayan Göletine balık bırakmayı gerçekleştireceğiz. Bugün güzel bir gezi, güzel bir etkinlik zamanı. Buyurun seyre. Çayırlıklar yağış yağmaması dolayısıyla gördüğünüz gibi sapsarı kaldı. Burası Toroslar. Buranın hemen arka yüzü Manavgat Antalya tarafı ve cayır cayır yanan ve en sonunda şükürler olsun ki söndürülen bölge. Şu an Bozkır bölgesindeyiz. Bozkır dutlarındayız. Burası bir yörük yaylamız. Ormanın içinde güzel bir yayla. Gördüğünüz gibi boylu boylu güzel orman. Diğerlerde bu ağaçların neslini devam ettirecek olan kozalaklar. Yani bu ağaçlara kıyanlar, yani yazıklar olsun demekten başka diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Gerçekten bunlar bizim, yani sadece kendi yaşamını sürdüren canlılar değil, bizim için de oksijen üreten, hayatımızı idame ettirebilmek için gereksinim duyduğumuz en temel oksijeni bizlere ulaştıran canlılar. Biz o canlılara sahip çıkamıyoruz. Bir orman işletme şefimizle görüştüğümde dediği, yanan bölgedeki ağaçlar, biliyorsunuz orman işletmeler ne yapıyor veya da Orman Müdürlüğü belirli periyotlarda yaşlanan ağaçları kesip yenileme çalışması yapıyor. Oradan tekrardan daha gür, daha canlı orman yapısı elde ediliyor. O yanan bölgedeki orman ağaç vasfının 20 yılda kullanılacak, yani belirli boyuta ulaştıktan sonra seyredilip tekrardan büyümesi sağlanarak kereste üretiminde kullanılan ağaçlar olduğunu ve 20 yıllık bir stok olduğu söyleniyor. Yani 20 yıllık bir ağaç potansiyeli 4 günde 5 günde cayır cayır yandı. Ağaçları geçtik. Sesini duyuyorsunuz. Envai çeşitli kuşlar. Arkasından envai çeşit börtü böcek. Yani şuradaki şu küçücük bir alanda, ne diyeyim size, bu alandaki toprağı alsak, üstündeki karıncasından tut da çeşitli börtü böceğiyle tuttuğumda, yani burada bile onlarca, yüzlerce börtü böcek vardır yani. Düşünün ki çok büyük bir alanda milyonlarca, milyarlarca canlı cayır cayır yandı. Yakanlar da aynı şekilde yansın diyoruz. Burası Çağlayan Göletimiz. Buraya 30 bin balık yavrusu bırakılacak. Su alanlarının geleceği bu balıklar. Bilinçsiz avlanılmazsa gerçekten
güzel görsün. Bu bölgelerde çok güzel balık sürüleri oluşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. Gezimizin son kısmında kara elmas dediğimiz mangal kömürü üretimi aşamalarını göreceğiz. Gördüğünüz gibi işçiler yoğun bir uğraşla odunları yığmışlar, meşeleri. Bunları dağ haline getirmişler ve bunlar yakılarak kömür haline gelecek. Bu süreci gelin birlikte dinleyelim. Sıkıntı yok ya. Kokalım. Kokalım, sıkıntı yok. Ya dedim, biz dumandan kaçıyoruz. Yani elimizde olsa. Sen gelip içine giriyorsun. Sıkıntı yok. Dumandan zarar gelmez. Allah kolaylık versin. Evet, gördüğünüz alanlar kömürün, mangal kömürünün oluşum alanları. Bakın, burada mangal kömürü yapılmış şekilde çuvallanmış. Bunlar bu şekilde istiflenip yığılıyor. Gördüğünüz şekilde dağ gibi. Dikey yapıda. Ondan sonra bunun üstü toprakla örtülüyor. Yukarıdaki, en üstteki çubuktan tutularak, yakılarak aşağıya doğru komple içten içe, üstü kapatılarak içten içe yandı. Yakılıyor. O yüzden meşe ağaçları gördüğünüz gibi böyle özü kalarak bildiğimiz mangal kömürü haline geliyor. Çuvallar. Burası bitmiş bir alan. Koku efsane. Şurası yanan kısım. Bak. İçinde, evet, gördüğüm kadarıyla saman çöpü de kullanmışlar. Yani topraktan önce odunun üstüne saman çöpüyle kapatıyorlar. Toprağın alta geçmemesi için ve havayı azaltmak için muhtemel. Ondan sonra içten içe bu şekilde yanan odunlar. Tabii bu odunun toplanıp getirildikten sonraki kısmı. Bir de odunun dağdan getirildiği kısım var. Evet, şu merdivenle yukarıya çıkıp yakıyor. Usta, sohbet edelim mi? Ha? Video çekmezsen iyi olur da. Çekelim ya, muhabbet edelim. Nasıl oluyor bu odun işi? Valla gördüğün gibi. Haber bu şekilde yapıyor ilk önce. İlk önce dağdan toplayıp onu siz mi yapıyorsunuz yoksa başka birisi mi? Sizden değil mi? Kesim dedi sizde. Biz kesiyor, yüklüyor işte, buluyor. Sonra yüklüyor, getiriyor buraya. Şu şekil çatıyoruz. Sonra işte topraklıyor, samanlıyor. Ha, gördüğün gibi orada çıkarmışız. Bak istesin. Şurası. Evet. Ha, alttan mı çıkar diyoruz yoksa tamamen bittikten sonra mı çıkartacağız bunları? Yok, bitti ya, şimdi bak görüyorsun. Attırmakla kürekten şey yaptık. Çıkarıyoruz. Burası sönmüş ocak o zaman. Evet, sönmüş ama ateş var içinde. Ha, ne kadar süre bekliyor böyle ateş? Nasıl yani? Ya mesela yaktıktan sonra sönmesini... Bittikten sonra. Bittikten sonra. 2-3 gün işte laylonun içinde kalır. Ha, özünü iyicene yiyor. He. Laylonun da kalır, sonra çıkarırız. Sonra siz dikliğine doğru... Nasıl? Dikliğine doğru koyuyoruz galiba. Evet.
Hemen araç şeyleri, odunları. İlk önce dik yapıyor, sonra yaptırıyoruz. Şöyle eğimli bir şekilde. Yani, toprak dursun diye. Bu yukarıdan ateşi saldığında yanması için ekstra üstten aşağıya doğru bir özel yumuşak yanıcı madde ile koyuyor musunuz, yoksa kendisi yok, yanıyor mu? Kendi kendine yanıyor. Kendi kendine. Şu kadar ateş. Şu gördüğün şu kadar ateşle yanıyor. Ha, ufacık közle. Kaç yıldır yapıyorum bu işi usta? Doğduğumuz günden beri yapıyoruz. Doğduğum günden beri yapıyorum. Sağlık anlamında sıkıntı oluyordu değil mi ciğerlere? Bize göre yani sıkıntı yok. Alıştım diyorsun yani. Hatta az önce geldin, seni uyardım. Yo, ben sıkıntı olmaz. Allah razı olsun. Ben severim yani. Kokacaksak kokacağız yani. Ama gerçekten emek. Bir odunun ormandan gelip işte burada dizilip yakılıp çuvala gelinceye kadar, satışa hazır haline gelinceye kadar ne kadar süre geçiyor? Nasıl? Mesela diyelim ki şu yığını. 25-28 gündür işte yanıyor. Abi o kadar uzun süredir yanıyor. He. Yani kısa değil. Kısa değil. Kısa olsa zaten bitmişti. Bir de bunun dağdan getirme için de en aşağı 1-2 ay uğraşıyorsun. He, bu kadar malzeme için. Ben 35-40 gündür yani kesim yaptım. 40 gündür kesim yaptım. 10 gün falan da çektim. İşte böyle oldu. Allah kolaylık versin yani. He. Safi emek. Gerçekten safi emek. Ne diyorlardı buna? Kömür. Kömür demiyorlardı. Kara elmas. Yani gerçekten emeğiniz büyük. Dışarıdan gelen kara elmastır. Dedim dışarıdan gelen var ya, o kara elmastır. Hangisi oluyor? Amerika'dan falan gelir ya. O ne? Gelin dedin. Ya o kömür de o bundan daha değerlidir. Öyle ha mi? Onun ağacından mı dolayı? Yok. O dışarıdan geldiği iş. Allah. Biz yerli malına bakalım, boş ver. Allah kolaylık versin. Burada evlerdesiniz galiba. He. Çadırda kalıyorsunuz. Abinin dediğine göre 4 aile değil mi? Aynen. 4. İyi maşallah. Allah kolaylık versin. Şebiş'ten de yedik. Güzelmiş ya yemek. Ekmek. Evet, kendiniz yapıyorsunuz. Aşağıya gitmeye gerekiyor. Ocağı nerede oran? Çekebilir miyim oraya da? Ekmek de kendi fırınımızdan ha. Var mı? Tandırımız. Evet, ısı. Ay. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Evet, işte nişe yanıyor. Neresi? Orayı çektim aşağıyı. Ha. Ocağı topladıklarımızı çektim. Burası Çağlayan Göleti'nin olduğu kısım.